Çok değerli basın mensupları, iyi mesailer diliyorum, sağlıklı günler diliyorum. Bir an önce aşıya kavuşmanızı da temenni ediyorum. Dün burada basın toplantısı yaparken İstanbul Halk Ekmek fabrikasının üretimini iki kat arttırdığını, buna rağmen yetiştiremediğini, milletin büyük bir ekonomik sıkıntı olduğundan bahsetmiştim. Keşke etmeseydim. Bugün Cumhurbaşkanı bir karar yayınladı. Bu kararla resmen şunu söylüyor. Covid-19'la mücadelede ben yapmıyorum, yapamıyorum, siz de yapmayın. Vatandaşa yardımcı olmayın. Vatandaşa el atmayın. Vatandaşa el uzatmayın. Vatandaşa ucuz ekmek, sıcak aş, yiyecek, gaz, kömür vermeyin. Dercesine Cumhurbaşkanı 3431 sayılı karar ile belediyelerin gelirlerini borçlarına mahsup edilen oranları arttırmak suretiyle tırpanlamış. Daha önce %40 olan mahsupları %50'ye çıkarmış, %25 olanları da %25 kesilen mahsupları da %50'ye çıkarmış. Bunun tam adı belediyelerin COVID-19'la mücadelede vatandaşa uzattığı kolu kesmektir. Bunun tam adı belediyelerin elini kolunu bağlamaktır. Ama buna rağmen Cumhuriyet Halk Partili belediyeler COVID-19 sıkıntısında sürecinde vatandaşlarımızın feryatlarına derman bulmak için bütün kapıları çalmaya devam edecekler. Değerli arkadaşlar, aşıyla ilgili belirsizlik sürüyor. Bizim de şeffaflık talebimiz devam ediyor. Sayın Bakan tüm şartları zorluyoruz demiş. Tedarik sürecek demiş. Şartları zorluyoruz demiş. Bir plan yaptık demiş. Sayın Bakan, bir plan yaptıysanız bunu önümüze koyun, biz de bilelim. Biz bir planınızın olmadığı kanaatini taşıyoruz. Bir planınızın olmadığı kanaatini taşımamızı gerektiren birçok durum var ortada. Şimdi iki ay önce siz 50 milyon aşı için sözleşmeleri imzaladık dediniz. Şimdi şartları zorluyoruz diyorsunuz. En kısa sürede bir çok sayıda vatandaşa aşı yapacağız diyorsunuz. Dün söyledim. Türkiye nüfusunun %60'ını 3-5 ay içinde aşılamazsanız bunca çaba, bunca masraf da zaten boşa gidecek. Bunu yapmak zorundasınız. Şartları zorluyoruz diyerek bunu geçiştiremezsiniz. Paranız yoksa söyleyin. Milletçe seferberlik hali ilan ederiz. Paranız var, size aşı verilmiyorsa söyleyin. Biz de katkı sunarız. Biz de diplomasi kanallarını uluslararası ticaret normları ölçüsünde kimi temaslar için sizin yanınızda, önünüzde, arkanızda dururuz. Para var, aşı var, aşı yok. Bu Türkiye'nin Aralık başında imzaladığı sözleşmelerin, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın attığı imzanın hiç mi kıymeti yok kardeşim? Bu nasıl bir iştir? Hava tahmini yapar gibi her gün vatandaşlar, bugün şu kadar insan aşı olur muhtemelen. Muhtemelen bana 2 ay sonra sıra gelir. Muhtemelen 15 gün sonra gelir. Kaygı, endişe ve umutla insanları bekletiyorsunuz. Milletin önüne bir takvim koyun. Milletin önüne tahmin koymayın Sayın Bakan. Çok net olarak bunu sizden milletimiz adına talep ediyoruz. Bugün Anayasa Mahkemesi ikinci defa Enis Berberoğlu ile ilgili hak ihlali kararını verdi. Daha önce verdiği karar gibi seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ihlal edildi dedi. Kişi hürriyeti ve güvenliği ihlal edildi dedi. Biliyorsunuz daha önce istinafın verdiği yargıtaycı onanan 2 yıla yakın okunmayan ama sonra bir talimatla ya da bir siyasi tasarrufla 4 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kararın okunmasıyla Sayın Berberoğlu'nun anayasaya göre milletvekilliği düşmüş idi. Düşmüş sayılmış idi. Ama
13 Ekim'de, 17 Eylül'de Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıkladı Enis Berberoğlu ile ilgili. Bu karar artık yok hükmündedir. 4 Haziran'da okunan karar yok hükmündedir. Enis Berberoğlu an itibariyle benim gibi milletvekilidir. 13 Ekim'de ilk derece mahkeme Anayasa Mahkemesi'ne sen kimsin hadi oradan dedi. Boşuna demiyoruz anayasa askıda diye. Boşuna feryat etmiyoruz. 7 aydır seçilmiş bir milletvekilinin hakları yürütmeden yüz bulan yargı eliyle gasp ediliyor. Yargılama yenilenmek zorundadır. Dolayısıyla verilmiş, onanmış hüküm ceza yok hükmündedir, düşmüştür. Ve Enis Berberoğlu yeniden yargılama süreci başlanmasını beklemeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sıralarda, koltuklarda yerini alıp görevine başlamalıdır. Ey ilk derece, ey istinaf, ey Yargıtay. Hanginiz çözer ben bilmem. Daha karar yayınlanmadı yani okuyamadık. Anayasa Mahkemesi bu sefer neye adres gösterdi ben bilmiyorum. İlk dereceyi mi, istinafı mı, Yargıtay'ı mı bilmiyorum. Ama üçüne birden sesleniyorum. Artık yargıyı daha fazla çürütmeyin. Yargının üzerindeki vesayet gölgesini kaldırın kardeşim. Ve Selçuk Özdağ saldırısı, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Bey'e yapılan saldırıyla ilgili sis perdesi hala aydınlanmış değil. Saldırıyı 5 kişi yapıyor, 2 kişi yakalanıyor. Ve bu 2 kişi ısrarla diğer 3 kişiyi görmediklerini söylüyor. Kayıtlar ortada. Belli ki bu 2 kişi diğer saldırıya katılan, darp yoluyla linç girişimine katılan 3 kişiyi korumak ve saklamak istiyor. Korunan ve kollanan bu 3 kişiyi bulmak devletin namus borcudur. Soruşturmayı yürüten savcıyı tehdidin asıl gayesinin savcıya işi bu 2 kişiyle bitir, diğer 3 kişiyi karıştırma mesajı olarak görmek ve algılamak da mümkündür. Hal böyle olunca hadi geçtim HSK'dan, Adalet Bakanlığı'ndan soruşturmayı yürüten Sayın Savcı'ya da seslenmek istiyorum. Siz tehdit edildiniz. Ben Enis Berberoğlu'na İstanbul Adliyesi'nde müebbet hapis cezası verildiği zaman adliyenin önünde karara isyanımı ve itirazımı ortaya koydum. Tehdit etmedim. Yargıyı eleştirdim. Kararı eleştirdim. Hakkımda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2 tane fezleke var. Yargının verdiği kararı eleştirdiğim için, adil bulmadığım için, şimdi de söylüyorum, yargının siyasetin vesayetinde, basınç ve baskısında olduğunu söylediğim için benim hakkımda 2 tane fezleke var. Ben o zaman da milletvekiliydim. Şimdi buradan soruyorum HSK'ya, Adalet Bakanı'na, Ankara Adliyesi'ne soruyorum. Bu hakaret sineye çekilecek mi? Bu tehdit sineye çekilecek mi? Yapmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Yargıyı daha fazla çürütmeyin. Ve öyle anlaşılıyor ki Sayın Erdoğan bu konuda konuşmadan bu 3 kişinin bulunmayacağı da kesin gibi. Erdoğan'ın bu suskunluğunu bozması lazım. Parti kongrelerine internetten bağlanıp bize iftira atıp laf yetiştireceğine, Türkiye'nin milletin gündemini saklamak için CHP ile yatıp CHP ile kalkacağına, Erdoğan'ın bu darp yoluyla linç girişimi noktasında kamuoyuna konuşması lazım. Konuşmuyor. Ben de o zaman diyorum ki Erdoğan konuşmadığı müddetçe Selçuk Özdağ saldırısında aranan, güya aranan, sözde aranan 3 kişi galiba bulunamayacak. Değerli arkadaşlar, vatandaşın derdiyle dertlendiğimiz zaman
Vatandaşın sorunlarını gündeme getirdiğimiz zaman beyefendi bize kızıyor. Esip gürlüyor. Bundan memnunuz aslında. Biraz önce de konuşmasını dinledim. CHP ile başladı, CHP ile bitirdi. Seçime hazır mısınız diye kaldırdı oturturdu. Kaldırdı oturturdu. Ya hem seçim 2003 sene sonra, 2,5 sene sonra yapılacak bir seçim için milleti niye şimdiden kaldırıp oturtuyorsun? Hani erken seçim tartışmaları olduğunda beyefendi kızıyor ya. Seçime en çok konuşan kendisi ya. Güya araya bir 2023 sıkıştırıyor. Yarın onu çekecek. Hadi yürüyün seçime. O onun işi. Ama ben şu sözünü hatırlatmak istiyorum. Diyor ki beyefendi. Doğru bir şey söylüyor bakın. Doğru bir şey söylüyor. Millet her daim arkamızda, yanımızda durdu. Bize vefasını gösterdi. Evet. Evet. Hiçbir partiye, hiçbir lidere gösterilmeyecek kadar, gösterilmediği kadar bu millet senin arkanda durdu, yanında durdu. Vefasını da gösterdi. Sen ne yaptın? Senin arkanda duran, yanında duran, sana vefasını gösteren millete sırtını döndün. Artık saraydasın. Milletten kopuksun. 3 gündür sesleniyorum. Keçiören'e git diyorum. Keçiören'e git. Ulus'a git. Mamak'a git. Altındağ'a git. Çankaya'ya git. Sincan'a git. Bir milletin haline bak. Millet ekmek diyor, sen başörtüsü diyorsun. Millet iş diyor, sen darbe diyorsun. Millet borç diyor, sen terör diyorsun. Millet soğuk diyor, sen bölücülük diyorsun. Millet aşı diyor, sen taciz, taciz, taciz deyip duruyorsun. O işlere önce kent teşkilatından bir sen bak bakalım. Biz görevini yaptık. Biz görevimizi yaptık. Şimdi bugün de bunlar muvazenesini kaybetti dedi. Biraz da bana çakmış. Ben parti devletine bir vurgu için dedim ki rektöründen astsubayına uzmanına herkesin parti militanı olması isteniyor dedim. Astsubaylarımız alındı. Sonra onlardan özür dilerim. Dedim ki ya, lafı düzeltiyorum. Rektöründen valisine, kaymakamına, generalinden uzman çavuşuna, Recep Tayyip Erdoğan herkesin parti militanı olmasını istiyor, arzu ediyor. Recep Tayyip Erdoğan generalinden uzman çavuşuna, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bütün komuta kademesinin devlete sadakatini değil, kendisine sadakatini istiyor. Buna vurgu yaptı. Beyefendi askere militan demişiz. Asker milletin militanıdır. Erdoğan'ın gönlündeki askerin fotoğrafı bu. Bu asker. Askeri aracın üstünde zırhlı galiba bu. Erdoğan'ın arzu ettiği asker modeli bu. Bir eliyle Bozkurt işareti yapıyor askerimiz. Bir eliyle Rabia. Erdoğan'ın istediği asker modeli bu. Ellerinde tüfekler, Erdoğan'ın siyasi sembolü haline gelmiş Rabia selamı. Bu doğru değil diyoruz. Asker bir siyasi partinin militanı olmaz, olmamalı diyoruz. Generalinden uzman çavuşuna kadar diyoruz. Erdoğan'ın istediği asker modeli bu. Temsili, 15'leri temsil eden asker, o günün şartlarındaki asker üniformasını giymiş kardeşlerimiz Erdoğan'a Rabia selamı veriyor. Burası Muz Cumhuriyeti değil. Parlamento ayakta. Parlamento ayaktayken çürümüş de olsa, kırılıp dökülmüş de olsa demokrasi var iken bu asker bunu yapamaz. Erdoğan'ın istediği asker tipi bu. Bizim istediğimiz asker tipi de bu. Erdoğan'a değil, bayrağa saygı duyan, bayrağa, vatana, millete bağlı ve sadık olan bir ordu bizim ordumuz. Sen istesen de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu moda çeviremezsin, dönüştüremezsin. Orası hakikaten peygamber ocağıdır. O Mustafa Kemal'in ordusudur.
Hiç şüphen olmasın. Rektörü parti militanı yapabilirsin. Valiyi kaymakamı yapabilirsin. İllerde bürokratlar CHP'li vekillerin aleyhine Twitter'dan hakaret edebilir. Genel müdürlerin, il müdürlerin, ilçe müdürlerin parti militanı olabilir. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri böyle kalmaya devam edecek. Assubaylardan kendisine mektup gelmiş. Bana da geldi. Çok güzel bir mektup. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, assubayların, uzman çavuşların, uzman erbaşların yaşadığı özlük, tazminat ve benzeri sorunlarına gösterdiği çaba için ve son gelişmeyle ilgili yaptığım açıklama için bir assubayımızdan, ismini vermeyelim, göz yaşartan bir mektup. Bir mektup. Evet. Bu assubay, bu ordunun assubayıyım diyor işte. Bu anlayıştaki ordunun assubayıyım diyor. Ve bu anlayış ve yaklaşımı kabul etmiyor. Etmeyeceğiz. Ordunun siyasallaşmasına, siyasete alet edilmesine göz yummayacağız. Cumhurbaşkanlığı kampanyasında, seçim toplantısında rakibini eleştirirken seni alkışlayan ordu komutanı parti militanıdır. Bir eliyle Bozkurt, bir eliyle Rabia işareti yapan komutan, subay, asubay, general, bilmiyorum rütbesini buradan göremedim, parti militanıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri milletindir. Milletin emrindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusudur. Şan ve şerefle bu vatanın her metrekaresini korumaya devam edecektir. Boşuna uğraşma. Rektör, vali, kaymakam sana biat edebilir. Ama ordu al bayrağı, aziz vatana ve aziz milletimize biat edecektir. Değerli arkadaşlar, yarın eğitim öğretim yılının ilk yarısı bitiyor. Karne veriliyor, pardon, EBA kapanıyor. Bu konuda çok şey söylemek mümkün. Eğitim de tıpkı asker ocağı gibi siyasallaşmaması gereken bir meselemizdir. Ama 15.189.878 öğrenciden 2.834.638'i, yani yaklaşık 3 milyonu hiç EBA'ya erişemedi. Hiç. Benim rakamım değil. Milli Eğitim Bakanı'nın rakamı. Şimdi güya yarın ara tatil veriyoruz. 500 bin tablet dağıtacağız dendi. İnşallah 50 bin dağıtmışlardır. Onu da ummuyorum. Çocuklarımızın umutlarını, gelecek hayallerini de kararttı bunlar. Ve Erdoğan'ın kendi sözüdür. Hiçbir mazeret eğitimdeki başarısızlığı örtemez. Kendi sözüdür. Ve sen en büyük başarısızlığı COVID-19'la mücadelede eğitimde yaşadın. Sayın Bakan da 8 ve 12. sınıfların özel öğretim kurslarına bugünden itibaren gideceklerini söylüyor. Sokağa çıkma yasağı halen var. Ayrıca bu düzenleme sınav için mi yoksa özel öğretim kurumlarının parlatılması için mi yapılıyor? Bu konuda da Milli Eğitim Bakanı'ndan bir açıklama bekliyoruz. Allah bütün çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Onlara güzel bir gelecek kurmak için Türkiye'de siyaset yapan herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi en temel görevdir. Evet, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Soru varsa bir iki soru alalım. Evet. Hiç kimse siyasi tercihiyle ilgili kendince birilerine olumsuzluk yükleyerek mazeret üretmesin. Arkadaşlar belli bir siyasi tercih noktasına gelmişlerse kendileri bilir, yolları açık olur. Hayır, öyle değil, CHP içinde kalmak istiyorlarsa başımızın üstünde yeri var ama
bu tür tartışmalarla partiyi yıpratmak particilikle bağdaşmaz. Cumhuriyet Halk Partililikle, partililikle hiç bağdaşmaz. Evet. Klavye başına geçip bana tutuklama siparişi ya da tahliye siparişi verenlere sesleniyorum diyerek hukuk devleti vurgusu yaptı ve Adalet Bakanı'nda cüddesi yoktur, bunu hiçbir zaman dinledim diyemeyeceğim diye sert bir mesaj verdi. Bunu ilgili değerlendirmek istiyorum. Benim Sayın Erdoğan için daha önce söylediğim bir söz vardı. Bir kısmını söyleyeceğim size. Gücü kaybeden kontrolü kaybeder. İki Sayın Bakan'ın sosyal medya üzerinden siz tartışma dediniz, bana göre buz gibi kavgadır. Kavgasını kaygı ve endişeyle izliyoruz. Bu, devlette liyakatin bittiğinin ve sistemin ucubeliğinin cisimleşmiş halidir. Bizim için kaygı verici bir durumdur. Sayın Soylu'nun validesine yapılan saygısızlık asla ve asla, asla kabul edilemez. Ancak keşke aynı hassasiyeti Sayın Soylu, Genel Başkanımıza Çubuk'ta yapılan linç girişimi noktasında da gösterebilseydi. Ak trollerin bize alçakça saldırıp küfür ettiklerinde de rahatsızlığını dile getirseydi diye düşünürüm. Gerisi endişeyle ve kaygıyla izlenmesi gereken bir haldir arkadaşlar. Evet, buyurun. Bir yandan da Bahçeli'nin bu seçimle alakalı seçim barajı düşürülmeli sözleri var. Hem bu ziyaretler açısından hem bu seçim barajı düşürülmesi açısından verilen mesajları nasıl karşılıyor? Ne olay? Aklıma şu geliyor. Erdoğan'ın Saadet Partisi'ne ve diğer partilere yönelik ziyaret ve görüşme trafiği. Erdoğan kaçıyor, Bahçeli kovalıyor. Benim aklıma ilk gelen bu. Sayın Bahçeli'nin seçim barajının düşme talebi de olası bir Cumhur İttifakı'nın dağılması halinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin parlamentoya girebilmesi adına istediği, partisi için istediği bir tavizden ibarettir. Bakalım Erdoğan kaçsın, Bahçeli kovalasın, biz izlemeye devam edelim. Biz milletin dertleriyle dertlenmekte, milletin yaşadığı sorunlara çözüm üretmekte kararlı mücadelemize devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar, saygılar.